Merhaba arkadaşlar. Bugün Çöz Kazan Yayınları temelden çözüme götüren TYT Kolay Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine başlayacağız. Birinci sorumuz ve birinci konumuzla başlayalım arkadaşlar. Rakam sayı bilgisi test 1 birinci soru. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki sayı kümeleri verilmiş. Şöyle ki doğal sayılar kümesi, doğal sayılar kümesini kapsayan bir tam sayılar kümesi, onu da kapsayan bir rasyonel sayılar kümesi. Diğer tarafta irrasyonel sayılar kümesi ve bütün sayı kümelerinin en geniş sayı kümelerini kapsayan reel sayılar kümesi olarak verilmiş. Şimdi bunları daha net anlayabilmek için birer tane örnek verelim arkadaşlar. Örneğin doğal sayılar kümesine 0'ı örnek verelim. Tam sayılar kümesine -3'ü örnek verelim. Aradaki farkı anlayın diye söylüyorum arkadaşlar. Rasyonel sayılar kümesine 1/2'yi örnek verelim. İrrasyonel sayılar kümesine -2'yi örnek verelim. Bakın bu durumda arkadaşlar her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır. Her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayı kümesidir. Rasyonel sayılarla rasyonel olmayan irrasyonel sayıların kümelerinin birleşimi ise reel sayılar kümesini vermiş olacaktır. Bu örneklerle beraber sorularımızı incelemiş olalım. Şimdi zaten sayı kümeleri de yanda verdik. Yukarıdaki sayı kümeleri verilmiştir. Soru köküne bakalım arkadaşlar isterseniz. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Her doğal sayı bir rasyonel sayıdır. Bu doğrudur arkadaşlar. Her irrasyonel sayı bir reel sayıdır. Bu da doğrudur. Tam sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi reel sayılar kümesidir. Arkadaşlar bu ifade yanlış bir ifadedir. Çünkü bakın az önceki ifadeye geri dönecek olursak. Burada ne demiş? Her tam sayılar kümesi, yani tam sayılar kümemiz burası ve irrasyonel sayılar kümesi burası, birleşimini aldığımızda reel sayı değil. Şuradaki halka şeklindeki kısım boşta kalacağı için üçüncü ifademiz doğru bir ifade değildir diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak? Ceyhan seçeneği 1 ve 2 olarak bulmuş olacağız. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kök 21 rasyonel sayıdır. Arkadaşlar ifadenin rasyonel sayı olabilmesi için kök dışına çıkabilmesi gerekiyor. Şimdi kök 21'e baktığımızda irrasyonel bir sayıdır. Dolayısıyla doğru bir ifade değildir. Kök 9 irrasyonel sayıdır. Kök 9 da arkadaşlar dediğimiz gibi dışarı nasıl çıkacak aslında? Kök 9 dediğimiz sayı 3'tür. 3 rasyonel bir sayıdır. Bu da yanlış. 0 pozitif rasyonel sayıdır. Arkadaşlar 0 dediğimiz sayı nötr dediğimiz ne pozitif ne de negatiftir. Sayı doğrusunun başlangıcıdır. Dolayısıyla pozitif demesi yani rasyonel sayıdır fakat pozitif demesi yanlış bir ifadedir. 8/4 rasyonel sayıdır. En küçük rakam 1'dir demiş. En küçük rakamımız kimdir? 0'dır. Bunu unutmayalım. 8/4 dediğimiz sayı 2'dir. Arkadaşlar rasyonel bir sayıdır. Dolayısıyla ikinci seçeneğimiz de doğru seçeneğimiz Deniz olarak bulacağız. Üçüncü soruyla devam edelim. A kümesinin elemanları verilmiş arkadaşlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kümesi veriliyor. A'nın her elemanına rakam denir. A, B ve C kümesinin elemanları olup birbirinden farklı rakamlardır. Buna göre 3A eksi 4B artı 5C ifadesinin değeri en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu ifadenin en büyük olabilmesi için katsayısı pozitif olanlara büyük rakamlar, katsayısı negatif olanlara küçük rakamlar vereceğiz. Rakam kümemizi de tanıttık burada var zaten arkadaşlar. En büyük rakamımız burada kimdir? 9. C'ye mi 9 vereceğiz? A'ya mı 9 vereceğiz? Katsayısı daha büyük olduğu için arkadaşlar C'ye buradan 9 verelim. Birbirinden farklı dediği için arkadaşlar dememiş olsaydı A'ya da 9 verirdim ama birbirinden farklı dediği için A'ya 8 vereceğiz. B'ye de arkadaşlar en küçük rakamımız olan 0'ı vermiş olacağız. İşlemimizi yapalım. 3 çarpı 8 24 arkadaşlar. Buradan zaten 0 gelecek. Eksi 0. Bunu çarptığımızda da 45 olarak bulacağız. Topladığımızda arkadaşlar 69'dur. Doğru cevabımız Bursa seçeneği demiş olacağız. Dördüncü soruyla devam edelim. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? 5 rasyonel bir sayıdır. Evet arkadaşlar doğal sayıdır, tam sayıdır. Aynı zamanda da bir rasyonel sayıdır.
Kök 7 irrasyonel sayıdır. Evet, kök dışına çıkamayan bir ifadeleri biz irrasyonel sayı demiştik. Bu da doğrudur. Eksi 5 sayma sayısıdır. Hayır. Sayma sayıları kimden başlar arkadaşlar? 1'den başlar. 1, 2, 3, 4 diye devam eder. Bir sayma sayısı değildir. Yani mesela burada kaç tane kalem var dediğimizde eksi 5'den saymıyoruz. Kaçtan sayıyoruz? 1'den başlıyoruz. 0, 1 doğal sayıdır. Evet arkadaşlar, 0, 1 doğal sayıdır. 3,14 irrasyonel sayıdır. Aklınıza pi'miş gibi gelebilir arkadaşlar. Pi değildir. Çünkü pi sonsuza kadar devam ediyor. 3,14 dediğimiz sayı 314 bölü 100 olduğu için rasyonel bir sayıdır. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Kaç tane doğrumuz var arkadaşlar? 3 tane doğrumuz var. Doğru seçeneğimiz Ceyhan olarak bulacağız. 5. sorumuz. Yukarıdaki işlemin sonucu için rasyonel sayıdır, irrasyonel sayıdır, reel sayıdır ifadelerinin hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada genellikle şu yapılıyor. O yüzden yazdığım bir sorudu bu. 1 bölü 25'i dışarı 1 bölü 5, 1 bölü 16'yı dışarı 1 bölü 4 olarak çıkarılabiliyor. Lütfen çıkarmayın. Neden? Çünkü arkadaşlar bunlar aradaki ifade artı olduğu için dışarı direkt bunu çıkaramazsınız. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Payda eşitlememiz gerekiyor. Bunu 16 ile burayı da 25 ile çarptığımızda bakın işlemi yapmayacağım ama bu şekilde ifade edebiliriz. 25 çarpı 16 olarak yazabilirsiniz. Daha sonra 16 ile 25'i topladığınızda ne gelecek? 41 gelecek. Aşağı çarpmamıza gerek yok. 25 çarpı 26. Aşağısı dışarı çıkabilir arkadaşlar. Şimdi pardon, şurası 16. Yani ifademiz kök 41 bölü 25 5 olarak çıkar. 16 4 diye çıkar. 20 olarak kalır. Yukarıda kök 41 kalmış olacak arkadaşlar. Dolayısıyla kök dışına çıkamayan bir sayı olacak. Rasyonel bir sayı mıdır? Hayır, değildir. İrrasyonel bir sayı mıdır? Evet, irrasyonel bir sayıdır. Çünkü kök dışına çıkamadığını ifade ettik. Reel sayı mıdır? Zaten 3. seçeneğimiz arkadaşlar. Tanımlı olması durumunda mutlaka reel sayıdır. Çünkü her rasyonel sayı bir reel sayıydı. Her irrasyonel sayı da aynı zamanda bir reel sayıydı. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz 2 ve 3 Edirne seçeneği demiş olacağız bu soruda. 6. kadrajımızı ayarladıktan sonra sorun çözümüne devam edelim. Yukarıdaki torbanın içerisinde bulunan topların üzerine numaralar yazılmıştır. Buna göre torbadan en az kaç tane top çekilmelidir ki çekilen topların arasında kesinlikle bir tane irrasyonel sayı bulunsun? Arkadaşlar soruda şunu söylüyor. Bütün rasyonel sayıları çekeceğiz. İlk sıradan bir tane daha fazla çekersek elimizde mutlaka irrasyonel sayı olmuş olacak. Dikkatlice sayalım. Bütün rasyonelleri saydığımızda bakalım neyle karşılaşıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şuna dikkat edin arkadaşlar. 14. Başka baktığımızda şunu unutmamak için yazalım. 14 tane saydık. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. Kök 7 irrasyonel, kök 3 irrasyonel, kök 5 irrasyonel, kök 14 bölü 2 irrasyonel. Burada 7'yi bir daha sayacağız. 14 dedik. Bununla beraber 15 oldu arkadaşlar. Ondan sonra pi kök 2 kontrollerimizi yaptık. Yani bütün rasyonel sayıları seçtim. 15 tane rasyonel seçtim. Biz bir tane daha seçersek arkadaşlar, bunun içerisinden bir tane daha alırsak elimizde kesinlikle bir tane irrasyonel sayı olmuş olacak. Yani en az 16 tane top seçmeliyim ki seçtiklerimin arasında en az bir tane irrasyonel sayı bulunsun. Mantığını tekrar anlatıyorum. Önce bütün rasyonel sayılar seçilecek. Fazladan çekeceğimiz bir tane top elimizdeki kesinlikle irrasyonel sayı olmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz Bursa seçeneği diyoruz. 7. sorumuz. Olmak üzere x, y, z 3 basamaklı sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar x, y, z 3 basamaklı bir sayı. Bir öncelikle en büyüğünü bulmaya çalışalım birlikte. Şimdi ben buna 9 verebilirim arkadaşlar. 9. Çünkü yüzler basamağı ne kadar büyük olursa sayımızın değeri o kadar büyük olacak. Daha sonra y'ye bakıyorum. Herhangi biri sıfırdan farklı olsun demediği için
Z'ye 0 verdiğimde arkadaşlar burası da 4 olacak. Yani 940 bu X, Y, Z 3 basamak sayısını alabileceği en büyük değer olacak. En küçük değer için arkadaşlar X'e tabii 0 veremeyeceğim için 1 veriyorum. Şimdi bunu arkadaşlar 1 verdiğimde buna 9 veriyorum ki yani 1'ler basamağı ne kadar büyük olursa 10'lar basamağı o kadar küçük olacak. 9 1 daha 10, o zaman Y'si de 3 olacak. Şu şekilde bu benim 940 alabileceğim en büyük değer, 139 alabileceğimiz en küçük değerdir. Toplamını istemiş arkadaşlar. Bunları topladığımızda 9, 7, şurası da 10 olacak. 1079 olarak bulmuş olacağız. Doğru seçeneğimiz Denizli seçeneği diyoruz. Evet, 8. sorumuz. A, B, C'de 4 farklı rakamdır. A çarpı B artı C artı D ifadesini alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar 4 farklı rakam dediğine göre şöyle yapacağız. 0, 1, 2, 3, 4 nokta 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 9'a kadar olan sayılarımızı vereceğiz. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar 0'ı A'ya verelim ki şurası 0 çarpı B artı C ne olursa olsun 0 yutan eleman olduğu için 0 gelecek. Artı diyoruz. D'ye de arkadaşlar 1 veriyoruz farklı rakam dediği için. Burada B ve C'ye farklı herhangi iki rakam verebilirsiniz. Atıyorum 9 ve 8, 5 ile 4 istediğinizi verin. Çünkü 0 çarpı burası 0 olacak. Artı 1 de buradan geldiği için en küçük sayımız 1 olarak bulmuş olacağız. 9. sorumuz arkadaşlar. Yine matematiğin klasik sorularından. X, Y, Z birer tam sayıdır. Arkadaşlar sayı kümemiz çok çok önemlidir. Burada x çarpı y çarpı z 72 ise x artı y artı z ifadesini alabileceği en küçük değer nedir? Şimdi bunlar da negatif sayılar da aklımıza gelmeli arkadaşlar. Çarpacağız ve topladığımızda en küçük olsun istediği için buradan x'e sayılar seçelim. X'e eksi 72 seçebiliriz. Arkadaşlar y'ye buradan eksi 1 seçebilirim. Ve z'yi de buradan 1 seçebildiğimizde buradan çarpımları ne olacak? Dikkat edin bunu. Eksi 72 ile eksi 1'i çarptığımızda yani eksi ile eksiyi çarptığımızda artı çarpı 1 yaptığımızda da arkadaşlar 72 bu şekilde bize vermiş olacak. Ne demiş? X artı y artı z ifadesini alabileceği en küçük değer. Bunları topladığımızda arkadaşlar eksi 1 ile artı 1 birbirini götürecek. Sonuç olarak eksi 72 en küçük değeri bulmuş olacağız. Doğru seçeneğimiz Adana seçeneğimiz. Aklımıza arkadaşlar bu soruda da negatif sayılar gelmiyor. Tam sayı dediğinde negatiflerde birer tam sayıdır. Bunu da unutmayalım. 10. sorumuz. X, Y, Z birer pozitif olmayan tam sayılar. Arkadaşlar pozitif olmayan tam sayılar. Yani sıfır da olabilir ve negatif sayılar. Ama çarpımları sıfır olmadığına göre herhangi biri sıfır değilmiş demek arkadaşlar. Demek ki bu sayılarımız nasıl sayılar? Negatif sayılardır. İse A artı B artı C toplamını alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi bunlar arkadaşlar en büyük olmasını istediğim için mutlak değerce birbirlerine yakın sayılar seçmem lazım. Dolayısıyla Y'ler ortak olduğu için Y'lerden başlıyorum. Diyorum ki 72 ve 45'i hem 72 hem de 45'i bölebilecek bir sayı ve birbirlerine yakın olsun istiyorum. 9'dan başlıyorum arkadaşlar. Eksi 9 olsun diyoruz. Bu sayı, bu sorular arkadaşlar değer vererek çözebileceğimiz sorular. Burası da ne olmuş olacak? Eksi 8 olacak. Çünkü eksi 8 ile eksi 9'u çarparsak artı 72 olarak bulabiliriz. Y'si buradan nedir? Eksi 9 olarak ifade ettik. O halde Z'si de eksi 5'tir. Şimdi arkadaşlar kimleri toplayacağız? Eksi 8'imiz var. Artı eksi 9'umuz var. Artı eksi 5'imiz var. Bunları toplayalım. Eksi 17, eksi 5 de burada var. Eksi 22 alabileceğimiz en büyük değer. Eksi 22 Denizli seçeneği olarak bulmuş olacağız. 11. sorumuz. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere 3A artı 4B eşittir 60 eşitliğini sağlayan A tam sayısının en büyük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar A'nın en büyük değeri olabilmesi için B'nin en küçük değer olması lazım. Şimdi
B'ye 0 verdiğimizde arkadaşlar 4 çarpı 0 0 olacağı için 3A 60, A'sı ne olmuş olacak burada? 20. Ama biz ne yapamıyoruz? Bunlar birer pozitif tam sayıları için 0 veremiyoruz. Bir sonraki sayıyı düşüneceğim. Bak 0'ı düşünmek kolaydı. 0 verdiğim bu. Bir sonrakini 1'i mi vereceğim, 2'yi mi vereceğim, 3'ü mü vereceğim? Taktik veriyorum bakın. Bir sonraki aşamayı geçerken hemen şöyle geçin. Bunu arttıracağım. Ama kaç arttıracağım? 1, 2, 3'ü denemeyin teker teker. Zaman kaybetmeyin. Burada arkadaşlar A'nın katsayısı kimdir? 3'tür. Bunu 3 arttırın. Buraya 3 vereceksiniz. Hesaplayıp bulabilirsiniz. Hatta şunu da böyle yapabilirsiniz. Bunu da azaltacağım. Çünkü B arttıkça A azalacak. Peki A ne kadar azalacak? A da B'nin katsayısı kadar azalacak. Her zaman için böyle devam edebilirsiniz. A'nın alabileceği en büyük değer buradan ne olmuş olacak arkadaşlar? 16 olarak bulmuş olacak. Ya da çok da fazla vaktinizi alamayacağı için 1, 2'yi verirsiniz. A'nın bir tam sayı olmadığını görürsünüz. 3'ü verdiğinizde ise en büyük A değeri, çünkü 3 kere 4 12 özür diliyorum 4 kere 3 12 3 kere 16 48 48 12 topladığınızda 60'ı bulmuş olacaksınız. Evet, 12. sorumuz. A ve B birer tam sayı olmak üzere A kare eksi B küp, ikinci öncülümüz, karekök içerisinde A çarpı B, A üzeri B, A bölü B, 2 artı B. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi daima reel sayı belirtir? Arkadaşlar bir tam sayının karesi ile bir tam sayının küpünün farkını alırsak bu daima bir reel sayı olmuş olacaktır. A çarpı B, A'nın ve B'nin burada pozitif ya da negatif olduğunu bilmiyorum. Köklerinin içi negatif olursa reel sayı belirtmez. Atıyorum buna 2 verdiniz, buna eksi 3 verdiniz. 2 ile eksi 3'ü çarptığınızda karekök içerisinde eksi 6 olmuş olacak, bir reel sayı belirtmez. Arkadaşlar burada da A ve B'ye 0 verirseniz 0 üzeri 0 şu an için, yani kullandığımızda ilk TET sınavında karşınıza gelmeyecek biliyorum ama kavramları öğrenelim diye yapıyorum. Bir belirsizlik durumudur. Eskiden de müfredatımızda vardı, şimdi çıkarıldı. Fakat bir reel sayı belirtmeyeceğini söyleyebiliriz. Bu kadarını söyleyebiliriz. A bölü B ifadesi daima bir reel sayı belirtir mi? Belirtmez. Çünkü B'nin 0 olması durumunda payda 0 olacaktır. 2A artı B. Bir tam sayının arkadaşlar 2 ile çarpıp herhangi bir tam sayı eklediğimizde mutlaka daima bize bir reel sayı belirtecek. Doğru seçeneğimiz Bursa seçeneği olarak söyleyebiliriz.